Efendim, Bir Gün Spor Ekstra'dan merhabalar. Ben Onik Azinyan, değerli arkadaşım Sayın Müslüm Gülen hocamla huzurlarınızdayız. Hocam merhaba. Merhaba Onik Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Keyfimiz biraz yerinde. Evet. Hemen açılışı yapıp hocama bırakacağım topu, çünkü çok konuşacağım. Muhakkak mevzular vardır. Çok önemli bir başarı elde etti Türk milli takımı. Bugün sadece Türk milli takımı için kısa bir tanıtım ve sunum yapıp programımızı noktalayacağız hocam. Hocam, Türk futbolunun gizli elleri. Montella'dan elinizi çekin. Montella'yı rahat bırakın. Bırakın işini yapsın. Değerli altın gibi pırıl pırıl delikanlılarla hedefine ulaşsın. Siz de bayraklarınızı alın, Taksim Meydanı'na çıkın, Ulus Meydanı'na çıkın. Diğer şehirlerimizin değerli meydanlarına çıkıp coşkuyla kutlayın. Ama yine söylüyorum, Montella'yı rahat bırakın. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Onik Bey. Şimdi buraya kadar gelen milli takımı iki şekilde incelememiz lazım. Bir, saha dışındaki olaylar, saha bağlantılı ama saha dışındaki. İki, saha içindeki taktiksel bütünlük, neler değişti, neler yapıldığıyla ilgili. Şimdi milli takımda Şenol Güneş ayrıldıktan sonra sevgili Bülent Yüksel radyoda bana bağlanmıştı. Hocam dedi, böyle bir ayrılık var dedi. Size kimin gelmesi daha doğru olur dedi. Yani kimi desteklersiniz? Ben de ilk birinci isim olarak Montella'yı söylemiştim. Yani Montella'nın gelmesi bizim için çok ayrıcalıklı olur. Birçok taktiksel açıdan ve futbol doğru pozisyon oynamayla ilgili sorunlarımız var. Bu sorunları giderebilecek donanıma sahip İtalyan ekolünden gelen bir teknik direktörün bize çok katkı sağlayacağını söylemiştim. Ve neticede Montella ama rahat bırakmayacaklarını da söylemiyorum. Neticede Montella imzaladı ve geldi. Hemen Hırvatistan maçıyla başladı. İşte büyük bir iş yaptı. Orada Hırvatistan'ın inanılmaz... Karakter koydular ortaya. Tabii karakter. Arkasından Letonya maçı ve grupta birinci çıktık gruptan. Buraya geldik. Şimdi buraya gelince, gelmeden önce hazırlık maçları var. Çalışma söylüyorum. Birinci Montella üzerinde birinci manipülasyonu Beşiktaş grubu yaptı. Şöyle yaptı. Hasan Arat grubu geldikten sonra Semih Kılıçsoy üzerinden ilk manipülasyon başladı. Çünkü Semih Kılıçsoy'u iyi bir paraya satmak istiyorlardı ve yapacakları transfere de kaynak aktarmak istiyorlardı. Bu bir politikaydı. Bunun üzerinden tabii ki en önemli şey Avrupa Şampiyonası'nda Semih Kılıçsoy'un süre alması, oynaması ve burada bir değer kazanarak bir katma değer yaratılması. Bu bir doğru gerekçe ama bunun sorumluluğu Montella'dır. Tabii. Ve bunun üzerine bir baskı da kuramazsınız. Onun formatında Semih Kılıçsoy nereye oturuyorsa ona saygı göstermektir. Ama öyle olmadı. Yine teröristler vasıtasıyla ciddi şekilde bir saldırı gerçekleştirildi. Ve o olumsuzluklarla beraber Avrupa Şampiyonası'na doğru geldik. Tabii bu sadece Beşiktaş grubu o Semih Kılıçsoy üzerinden yapılan olay değildi. Arkasından Montella'nın bu başarısıyla beraber Avrupa Şampiyonası'na gelmesi TFF'nin içinde bulunduğu koşullarda da tartışma konu. Bunun en büyük belirgini Hamit Altıntop. Doğru. Hamit Altıntop geçen Avusturya maçından önce şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz Şenol Güneş'ten sonra Ratnik'e teklif ettik. Fakat kabul etmedi dedi. Bak, Onik Bey, buyurun hocam, Avusturya maçından önce basın toplantı yaptığı görüşme içinde bunu beyan ediyor. Senin Avusturya ile maçın var ve başında Ratnik var. Ama senin başında da Montella var. Ve böyle bir konuşmanın hiçbir gerekçesi ve doğru yönü olmamasına rağmen bunu belirtmek istiyorsun. Yani buradaki başarının dizaynını kendine çıkartmaya çalışıyor. Olacaksa bir başarı. Ama olacaksa bir başarısızlık zaten kurban hazır. Montella orada bekliyor. Ve bunun altyapısını kurdu. Hatta bir basın toplantısında da şey dedi. Biz dedi istişarede bulunur futbolcularla ilgili kim nasıl oynayacak diye. Bunu söyleyemezsin. Sen sportif direktör. O kim nasıl oynayacak, oynamayacak. Montella'nın bileceği iş. O sen işine bakacaksın. Grubunun tercihi. Evet, sen otelini bul. Tabii. Nerede gidecek, neler yapacak, güvenliği sağla. Ortamın yani levazımatla ilgili ne gerekiyorsa bunları sağlayacaksın sen. Mert Günok niye oynamadı? Çünkü onu açıkla. Mesela. Oraya... Buyurun hocam. Netice itibariyle
içeride de böyle bir tepki var. Arkasında da Selçuk var. Selçuk'un da hiçbir katkısı yok. Siyasi olarak iki tarafta siyasi olarak oralara geldiler. Neyse bu çok önemli ama oraya fazla girmeyeceğim. Arkasından ilk maç oynandı. Gürcistan'ı yendik. Fakat Gürcistan maçından önce Arda Güler olayı patlak verdi. Neden patlak verdi? Çünkü Montella Ancelotti ile yaptığı görüşme süresinde Arda Güler'in süreleri ve oyunla ilgili bütün doneleri aldı. Real Madrid'e gitti, Madrid'e gitti. Tabii Real Madrid'e gitti. Görüştü onunla. Ayağına kadar gidecek, tabii, alacak. Tabii. Netice itibariyle bilgileri aldı. Buna göre ve taktik antrenmanlarında büyük ihtimalle benim kişisel görüşüm tabii, Arda'yı yedek pozisyonunda oynatıyordu. İlk düşündüğü büyük ihtimal 4-6-0 tarzındaki oyununun günde aynı şekilde oldu ama formatlar hep değişti. Ondan bahsedeceğim. Yusuf'u düşünüyorduk büyük ihtimalle orada. Barış'ı doğru, kenarda ya da Barış'ı içeride İrfan Can sakatlanması onu orada düşünüyor. Neyse kendine göre bir şeyi vardı. Oyun formatı. Çünkü Semih ile Cenk'in hem Beşiktaş'ta aldığı süreler kısıtlı olma hem de kendi oyun tarzının içindeki bulacakları yerlerle ilgili kaygıları var. Pivotla oynamıyor bir kere. Evet. Çakılı santrforla da oynamıyor. Aynen. Netice itibariyle arkasından bir Rolex rezilliği yaşandı. Arda tabii Güler, o önemliydi. Rolex. Ondan evvel bir forma. Oraya geleceğim. Ha tabii. Ondan sonra Rolex ondan evvel mi hocam? Ondan evvel. Peki, İlk Gürcistan maçının doğum gününden. Öyle mi? Ha tamam. Sonra Arda Güler'le ilgili siyasi bir baskı da var. TFF üstün yöneticilerinden de bir başkan Mehmet Altun'da oynatılmasıyla ilgili ciddi bir baskı oluştu. Doğru. Netice itibariyle oynattı. Arkasından bir antrenman süreci içinde bir sarı yelek olayı çıkarttılar ortaya. Ya. Dediler sert davrandı. Hatta tak açtılar biliyorsun. Evladına sahip çık Türkiye gibi. Ya, sanki ya, orada bir Montella düşman. Evet. Düşman kuvveti. Çok içimize kolay sızmış. Evet. Düşman kuvveti olarak içimizde hain besliyormuşuz gibi bir atmosfer yaratıldı. Evladına sadece Mustafa Sandal denen hasbelkader şarkıcı olmuş biri çıktı ortaya. Yalnız ama hocam spor camiasında neler hepsi çıktı. Ya. Yani bütün hepsi. İşte, o tweetleri sildi mi herkes? Bilmiyorum. Yo, umarım yemişlerdir hepsi. Ümit Karan çıktı. Efendime Volkan çıktı. Fatih Terim Ballon d'Or verdi. Öbürü $1 milyar dedi Necati Ağabey. Volkan Messi dedi. Öbürü bilmem. Ümit Karan 15 tane takım çalıştı. Bir tane başarısı yok. Montella'ya antrenörlük dersi veriyor. Hayatı boyunca hiçbir şekilde bir formata sahip olmamış biri. Forma giymiş. Türk milli takım formasını. Orada yanında yeni eski futbolcular var. Tanımadığım kişiler. Bunlarla beraber ahkam kesiyorlar. Montella'yı eleştiriyorlar. Evet. Şimdi bunların üzerine büyük bir baskıyla beraber bu sarı yelek patladı. O da ne yaptı? Son açıklamasını yaptı. Yani benim düşündüğüm gibi olmaması mümkün değil. Bunu futbolun içinde biri bunu düşünmemesi mümkün değil. Çıkarken ne yaptı? Dedi ki Arda ayrı çalışacak. Fizyo ile çalışacak. Hiçbir top antrenmanına girmeyecek. Hiçbir şey. Sadece ona yap. Gelmeden evvel bir bakıyor. Büyük ihtimalle Selçuk bizde bir şey vardı. Hani böyle üstüne titrediğim futbolcuların kremamayla ilgili. Onlar iyi ilişkiler kurmayla ilgili. Hemen istemiş girmeyi. Selçuk da sarı yeleği vermiş. Şey görünce de geliyor elinden alıyor. Sen çık diyor. Senin programın ayrı diyor. Başka bir program. Evet, sen fizyoya gideceksin diyor. Netice bu görüntüyü hemen pazarlıyorlar. Hemen altından çıkıyorlar trollerle. Bütün troller bu sefer devreye giriyor. Halbuki dediğiniz gibi onu zarar veriyorlar Türk milli takımına o anda. Tabii farkında işte değiller. Ha, bilinçli yapıyorlar. Montella Arda üzerinden Montella'yı manipüle edip başarısızlıkla beraber yarın, yiyecekler. Yarın çıkmasınlar. Şöyle bir şey de olabilir. Yani bak işte biz Montella'ya baskı yaptık, Arda'yı oynattırdık diye. Bak bana bak, bekle bu Arda. Elin kulağında bekle yani. Netice itibariyle bunu hemen servis ettiler. Ama Montella tabii basın toplantısı yapıldı o arada. Orada da şöyle bir fiyasko var. Hiçbir şekilde Fatih Terim'e soramayacakları sorunların tamamını Montella'ya sordular. Montella da son derece medeni ve son derece kibar bir şekilde cevap verdi. Art niyetli soruları da beyan etti. Bu art niyetli bir soru. Burada cevap vermeyeceğim. Farkındayım hocam. Tamam mı? Ama arkadaşlar niye alınıyor diyor. Siz acaba Fatih Terim'e böyle bir soru sorabilir miyiz? Yine yaptılar Fatih Terim sorusunu. He? Bu maçta da yaptılar. Sordular Fatih Terim sorusunu. Hayır. Fatih Terim'in basın toplantısında soru soruyorlar mı? Anlamadım. O ayrı. Onu diyorum. Yine ben. Bu hafta. Bu, tabii değil mi? Yine manipüle etmeye çalışıyorlar. Ama karşı karşı. Güzel bir şey. Çok güzel cevap yani. Tamam. Buyurun. Çok iyi biliyor işini. Tabii hocam. Tabii profesyonel. Ya hocam başka bir olay ya. Neyse netice itibariyle o da tutmadı. Arkasından Portekiz maçı mağlubiyeti. Herkes Çekya maçına geldi. Hemen bir şey sorabilirim. Tabii. TRT yorumcular mı izledi?
Hepsinin çoğunu da tanırım. Arkadaşımızdır. Çünkü bu mahalle o kadar küçük mahalle ki herkes birbirini tanıyor bu mahallede. Hani merhaba demese, şey çok samimi olmasa da merhaban vardır. Şimdi hepsi, eski futbolcular da dahil, hepsi Avusturya maçının kaybedileceğini düşünerekten konuşuyorlardı. Sonra ifadeler yırtıldı, değiştirildi. Buyurun hocam. Netice itibariyle Çekya maçına geldi. Çekya maçında, Portekiz maçında Türkiye'de oynanan iddiaların %90'ı Portekiz oynanmış. Tabii. Yani hani tabii. Milliyetçilik var ya bizde. Tabii. Vatan millet Sakarya duygusu var mı? İş paraya gelince, iddiaya gelince. Hocam iddia başlıyor. Hocam bahis başka bir şey. Para başlıyor. Para başlıyor. Evet hocam. İş formacılığa gelince. Girmeyelim hocam. İş formacılığa gelince o zaman milliyetçilik başka tarafa başka kaçıyor. Başka yere kaçıyor. Öyle yok öyle parmaklar. Evet, evet. İş formacılığa geliyor. Doğru hocam. Neyse ondan sonra netice itibariyle Çekya maçına geldi. Çekya maçında yine çok güzel bir taktiksel diziliş. Yine çok güzel bir organizasyon ve maçı... Kırmızı karta kimse bir şey diyemez. Hiç. Resmen ikisi de sağol, ikisi de kırmızı kart ve doğru. Netice kötü bir hakeme rağmen, çok kötü bir hakeme. Ola beraber, ben fikiriz. Çok kötü bir hakeme rağmen maçı 2-1 kazandı. Maçı son 10 dakikasında, 7 dakikasında Cenk'i aldı. 1-1'ken, 1-1 oldu. Şeyi Cenk'i aldı oyuna. Cenk'i aldıktan sonra rakip 10 kişi iyice düşmüş. Sürekli bir atak halinde gol arıyor, gol bulmaya çalışıyor. Neticede beraberlik de bize yarıyor. Bunun neticesinde Cenk rakibin artık deformasyonu çok üst düzeye çıktığı bir yerde oynuyor. Ya da risk aldığı dönemlerde diyelim. Yani evet. Neticede iki tane ikili mücadele kaybetti, iki tane hava topunu kaybetti, iki kere yere düştü. Bir tane gol pozisyonuna giden kaleciyle karşı karşıya kalacak pozisyondaki oyuncuya pası veremedi. Ama yaptığı en donanımlı tek şey var. Kutunun içinde topla buluştuğu zaman vuruştu. Gol tekniği mükemmel. Tamam. Bunu da yaptı. Yaptı. Neticede. Ama burada maç sonunda ne oldu? Senin o TRT'deki Beşiktaş muhabiri var bir tane. O dahil. Herkes dahil. Yani manavı, bakkalı, tekstilcisi, müteahhiti, antrenörü, yorumcusu hepsi. Şu inadından vazgeç. Bak gördün mü? Pivot oyna. Ha, santraforla oynaman gerekiyor. Bunu anlamıyor musun? Dediler. Dediler. Ama şunu demiyorlar. Ya çok doğru zamanda, çok iyi zamanda formsuz bir Cenk'i oyunu aldı. Bundan en yüksek verimi aldı. Zamanlama ve timing çok önemli. Tabii. İyi bir antrenör ya, bunu demiyorlar. Bu inadını kır. Bizim vergilerimiz de orada maaş alan TRT'deki Beşiktaş muhabiri Cenk üzerinden manipüle ediyor şeyi. Evet. Şuraya geleceğim. Montella hangi mevkide oynuyordu Onik Bey? Santrofor. Santrofor. 280 de, hafif de bir arkada da oynardı bazen diye hatırlıyorum. Yok, kenarda oynardı, tamam. Santrofor'da oynardı. 288 maç oynamış Serie A'da, öbür tarafta evet sahip. Hocam. 141 gol atmış, 32 asist yapmış. Bakın 288 maç, 141 gol, 32 asist. Şimdi bu adam santrofor oynamış. Şampiyonlar Ligi oynamış, Premier Lig'de oynamış, her yerde oynamış bir adam. Milli takımda oynamış bir adamdan bahsediyor. Ve bu adam hayatını santroforluk üzerindeki kariyeriyle futbolculuk hayatına devam. Şimdi siz bu oyuncuya, bu adama diyorsunuz ki sen santrofor oyununu bilmiyorsun. Sen futbol cahilisin. Sen bu inadından vazgeç diyorsun. Doğru. 288 maç 141. Arkadaş bu nasıl bir hamasetti? Bu nasıl bir cehalet? Bu nasıl? Siz bunun üzerine nasıl gider? Yani bunu hiç mi okumuyorsunuz? Defteriniz 150 karakter Twitter'ın üzerindeki manipülasyonla ya da bir sosyal asalak olarak, trollük yaparak bu adamı bertaraf edeceğinizi zannediyorsunuz siz. Aldığınız orada 3-5 kuruşla o asalak kişiliğinizle donanımlı bir teknik direktörü bertaraf edebileceğinizi zannediyorsunuz. Türkiye'de bunu yapabilirsiniz. Ama bu Avrupa'daki bir teknik direktörü bunu zor ya. Hele hele futbol bilgisine sahip. Zaten dün İtalyanlar neler sordular hocam. Tabii tabii. Yani İtalyan elendi İtalya. Ama burada bir İtalyan, bir tane de İtalyan teknik direktörü. Öbürleri de gitti. Öbürleri de gitti. Öbürleri de gitti. Evet hocam. Netice itibariyle baktığın zaman geldik Avusturya maçına. Şimdi Avusturya maçında basın toplantısında şunu söyledi. Bence çok önemli bir şey. Biz özgürlüğümüzün üzerinde, sahadaki özgürlüğümüzün üzerinden hareket etmekte. Toplam konuşmanın içinde beni ilgilendiren yer orası. Bu ne demek biliyor musun? Üzerimizde büyük baskı var. Her türlü manipülasyon bize yapılıyor. Ama biz irademizi ortaya koyarak, özgürlüğümüze sahip çıkarak evet, sahada oyunumuzu oynayacağız dedi. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Çünkü farklı bir kültürden geliyor. Tabii. Bir medeniyetten geliyor. Roma medeniyetinin üzerinden kök salmış bir ekolün üzerinden geliyor. Ne olursa olsun her türlü baskıya rağmen halletti işini.
Arda'yı üzerinde. Özür dilerim. Rica bir soluklan diye soruyorum. Oyuncular da karakter koydular hocayla beraber galiba. Tabii oraya da geldi. Çok buyurun, doğru söylüyorsun. Buyurun, buyurun lütfen. Arda'yı nasıl oynatacaktı? 4-6-0'ın serbest oyununun içinde en verimli olduğu yere koydu. Çizgiden aldı. Gez dedi. Gez dedi. Aldığın topları kullan dedi. Gez dedi. Gelecek defans tarafından gelecek pas aralarını yap. Önlerini kap. Ama gelecek topları da kullan dedi. Doğru hocam. Bunu da en iyi şekilde kullandı. Arda'dan alabileceği en yüksek maksimum verim buradan. Çizgiden alamaz. Mümkün değil. Evet, orada boğuluyor. Çünkü boğuluyor. Çok baskı oluyor. Netice itibariyle bunu da söyleyerek Avusturya maçına çıktı. Şimdi Avusturya maçına taktik teknik analizine gelelim. Ondan sonra da buyurun maçın sonuna gelelim. Şimdi Avusturya'da Ragnik bana göre şöyle bir düşüncesi ve hafta yaptı. Orada Grealish diye bir oyuncuları var. Doğru hocam. Numara. İkinci yarı oyuna girdi. Bizi resmen boğan, boğan oyuncularla. Evet. Bu genelde bunu bütün maçlar 11 oynattı. Arkada Kroos gibi oyununu orada kurmaya çalıştı. Tamam mı? Çalışıyordu. Ve başarılıydı. Arkada kalıyordu. Topu çok iyi kullanıyordu. Bunu oynatmadı. Direkt baskıyla, ön baskıyla yüksek tempolu agresif oyuncularını daha çok içeri çıkarttı ve arkadan topsuz koşularla gelen Baumgartner'le Sabitzer olmak üzere ve sürekli itibarıyla Arnautovic'in arkasında koşularla pozisyon bulmaya, yan toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Ama 58. saniyede golü yiyince bütün planları bozuldu. Bitti. Her evet, şey bitti. Evet. Bize gelince sonra onu toparlamaya çalıştı ama başaramadı. Çok iyi oynadı. Evet. Şimdi bize gelince Meri, Abdülkerim, Mert, Ferdi ile oynuyoruz. Kaan Salih, Kaan İsmail Orkun çıktı. Barış, Arda, Kenan oynadı. Evet. Ne yaptı? Hocam ben futbolculuğu bırakıp seyirci olarak ya da taraftar olarak maçları seyrettim. Beşiktaş taraftarı olarak da maçları seyrettim. Hiçbir zaman kendi takımım ve milli takımı 25 metrede set oyununda görmedim. Görmediniz. Ben de ona dikkat ettim. Hayatım boyunca. Bravo hocam. Gördünüz mü onu? Yok hocam. 25 metrede set oyununda oynadık. Oynadık. Değil mi? Tabii hocam. Ve çok da iyi. Kusursuz uyguladılar. Kusursuz. Ne yaptı? Kaan'ı Merih'in yanına aldı. Bak araya almadı. Evet. Bak araya almak başka. Bu çok hassas bir evet, şey. Evet hocam. Kimse bu yorumu da yapmadı. Bu duymadı. Doğru. Araya almadı Merih'i kenarına. Merih'i force etti. Tamam. Mert'i force etti hocam. Kenardaki Mert'i. Kaan da sabek oynuyordu ya. Zaten şey kaçtı ya o zaman. Sabitzer geldi Ferdi'nin karşısına. Aynen. Çünkü burada kenardaki ikili oyunlar. Ferdi'nin yanına Kenan geldi. Sonra Kerem geldi. Kenan çok kötü oynamasına rağmen. Ama buradaki görevini çok iyi yaptı. Evet. Kötüydü. Ama yani, arkaya geldi. Arkaya geldi ama. Ferdi'nin arka koşularına, iç derin paslarına engel olmak için geldi. Evet. Ama burada Kaan Merih'in yanına gelerek Merih ile Abdülkerim'i kutuda tuttu. Doğru hocam. Çünkü yüksek topları ve birebir müdahaleleri Kaan'dan daha iyi. İsimsiz kahramandı Kaan. Hayır. Kaan çok iyiydi. Evet. Yani, bütün işi yaptı. Aynen. Ve Mert'le ikili oyunda buradan akılları kesti. O Mert'e yazık olmuyor mu? O, ama çıkar o merak etme. Fenerbahçe'de. Bu sakatlığı atlatsın. Şimdi bu burada maksimum bir verime geliyor. Çok iyi bir kurma. Hayır, olmasa gitsin yani. Yok yok. Burada Fener'de Şampiyonlar Ligi'nde lazım Fener'e. Burada tamam. O Say ile dövüşeceğine first major bir takıma gitsin. Mesela Beşiktaş'a gelsin. Senin derdin bence. Ya var ya, ben bu kadar topun ayağına yakıştığı ve iri bir çocuk görmedim. Bir de alaklılar hepsi. Çok. Hepsi alaklı. Şimdi burada tabii bir şey var. Bütün takım şeye inanıyor. Montella'ya. Neden evet, inanıyor biliyor evet, musunuz? Evet. Bak. Papaz oyuncu var mı? Bir tane. Kaptan. O başka. Kimi destekliyor? Tabii. Montella. Tabii hocam. Şimdi bir tane papaz var. Kaptan. Tabii. Ne olursa olsun tabii. Montella. İkinci kaptan kim? Mert. Kaan. O ayrı ama tabii. esas Mert. Abi Mert. Mert ama Kaan tabii. Ne açıklama yaptı? Tabii. Ya ne konuşuyorsunuz dedi. Hayatımızda görmediğimiz formatları çalışıyoruz. Biz de taktik bir çalışma görmedik. Bir de onun konuşmaları var ya bazen zona çağırıyorlar ya. Orada hayır, müthiş bir şeyler söylüyor ve ben yani Türk topçusu bilirsin klişe şeyler söyler. Ezberlerler. İyi oynadık. Rakibi ezdik. Bilmem ne yaptık. Bu çocuk farklı şeyler söylüyor. Şimdi diyorlar ki nerede oynarsın en çok iyi? Bizimkiler de kurnaz yani nerede? Ya böyle bir sorun yok arkadaşlar. Tabii canım, hoca. Ne yani, ama ne Kaan ne Hakan bu topa girmedi. Ama Alman orijinli.
yani. Tabii tabii. O kesinlikle yani, bizden biri olsaydı o Cenk, bak Cenk kuvvetli olsaydı. Yandık. Ve papaz olsaydı. Bitmişti o tabii. Ya bana bak. Darmadağın oldu. Düşünsene. Beşiktaş'ı Afroluları nasıl yedi? Afro Fransızları nasıl yedi? Buraklar olsaydı var ya şimdi yapmıştık. Ya Montella sahaya çıkamadı. Bir ara denendi. Evet. Ama orada Cenk tabii yaptı. Evet. Basın toplantısında. Evet. Takımı topla diye toplantı yaptırdı. Evet, evet. Ne dedi? Ben mutsuzum dedi. Evet. Ya arkadaş sen oraya oynarsın oynamazsın. O ya bir de şu var. Tabii milli takım bütün takımların üstündedir. Tabii hocam. Ve herkes o kimliğin üzerinden hareket eder. Etmeli. Artık taraftarlığı tabii bırakacaksın. Tabii. O taraftarlık başka yerde kaldı. Burada başka bir takım, başka bir psikoloji, başka bir sosyal kurgu var burada. Evet ama maalesef bak dağıldık. Evet. Niye dağıldık biliyor musun? Ülke yani futbol sevdalılar olarak dağıldık. Yahu Barış bu takımın amiral gemisi ya. Tabii ki. Bu takımı ileri taşıyan tek adam. Orada ya görüyorum sitelerde. Ya bu Barış niye orada? Niye almıyorsunuz? Hakan'ı eleştiriyorlar. Yani evet. Bırak şeyi. Evet. Hakan'ı eleştiriyorlar. Yani zaten gizli bir kahraman evet var. Evet. Ya inanılmaz bir topçu, inanılmaz abi bir hocam, yetenek, ya başka bir Liga hocam Serie A'da yılın futbolcusu değildi. Neticede abi bir şey daha söyleyeyim tabii size bırakayım hocam. Ben bu karakter koyan abi tipli oyuncuların içinde Mert Günok'u ilk sıraya yazarım. Evet evet. Çünkü hepsi abi diyorlar. Hepsi ona gizli bir toparlayıcı. Dün akşam Frizon'da bir konuştu. Yani hayran kaldım. Bir Beşiktaşlı olarak değil. Bakın hepsi güzel konuşuyorlar. Hepsi o anlamlı ve mütevazi konuşuyorlar. Hepsi pırıl pırıldı mesela. O Ferdi'nin mütevaziliği, efendime söyleyeyim bunlar. Mesela ne bileyim, ya Kerem de enteresan bir oyuncu ya. Kerem'i de atabilirsin sahaya. Neler tabii, tabii, yapıyor? Yine bir ara İstanbul Ligi aklına geldi. Ali Sabiha Stad'a aklına geldi. Yapıyordu. Evet, evet. Hemen tak hakem işi koydu. Buyur hocam lütfen. Netice itibariyle baktığın zaman mükemmel bir taktik sergileriş. İkili oyunlar Kaan Mert, Ferdi Kenan, Abdülkerim Meri ortada, İsmail'le şey oynadı. İsmail'e biraz daha ihtiyacı var hocam. Evet evet. Değil ama mi yararlı oynuyor ama şeyi kötü hocam. Çok içeri dönmeleri bir. İkincisi de kart hocam, hamleleri kötü. İsmail şu anda 35 dakika, 40 dakikalık oyuncu şu anda. Ama çok ciddi bir karakter koydu. Büyük İnanılmaz bir değer. Önde Barış inanılmaz bir formatta oynuyor. Tek sorunu taktiksel olarak bu kadar kuvvetli oyuna sahip kafayı kaldırıp kim nerede geliyor, nasıl geliyor, topu ne zaman tutacak, ne zaman çıkaracakla ilgili Okan Buruk'un çalıştırmamız. Hocam oraya da bir parantez açayım. Buyurun. Montella ile Türk teknik direktörler üzerindeki fark, futbolcu yeteneklerinin üzerinden giden Türk teknik direktörler, işte Barış gibi, Kerem gibi oyuncuların nerede duracak, nerede pas verecek, ne zaman bir pozisyonu sakin yorumlayabilecek yeteneklerini geliştirmiyorlar. Evet. Sadece ve sadece skora odaklı oynuyorlar. Ne yap yap, skor yap. Bu çok zarar veriyor. Fakat var ya hocam ya, o bekleri var ya, Allah pabuğu gibi atıyor ya. Tabii yani Allah vermesi. Ekstra bir yani güç. Ekstra bir güç hocam. Bir güç. Bakın Kenan Gününde değil tabii ama mesela ben Orkun'u da çok beğendim. Çok erken faul aldı, çok erken sarı kart aldı ama. Ama ben orada şunu bekliyorum. Bak Orkun Feyenoord'da ve Benfica'da oynadığı topu oynayamıyor. Feyenoord'u dışarı bırak. Benfica'da bir erozyona uğradı. Portekiz ona yaramadı. Yaramadı. Şimdi bak eğer akıllıysa, tabii bonservis çok pahalı. 40-50 milyon. Hele Benfica'dan çıkmak öyle kolay işler değil ya. Benfica'ya ancak derini yüzer seni. Hayır, paranı verdiğin zaman verir. Ha verir. Paranı verme sen orada. Şimdi ben Benfica'da yani bir iklim farkı gördüğünü inanıyorum. Şöyle bir anlamda iklim dediğim hava iklimi değil. Yani bir atmosfer farkı. Orada ayak uyduramadı hocam. Yani yoksa o geldiğinden beri bize de ayak uyduramadı. Hocam bak bizde ama bir dakika şimdi oradan demotive gelmişsen yani mesela şeyden demotive geldi. Feyenoord'dayken de bizde oynadığı zaman bize. Ama Feyenoord Hollanda. Şunu geleceğim. Buyurun hocam. Bizim beklentimiz büyük Orkun'da. Evet. Şu oynadığı oyun değil bizim beklentimiz. Evet. O yüzden benim eleştirdiğim nokta abi bu. Hani şut atacak, gol atacak, pas verecek, içeri girecek. Evet. Hakan'ın oynadığı oyuna yakın bir oyun bekliyoruz biz o. Hocam İsmail ile Okay'ı değiştirmek lazım değil mi bu maçta? Ya şimdi Hakan Salih oynar. Hakan Salih Kaan. Ben Salih'i durgun görüyorum. Kusura bakma. Çok iyi oynuyor. Yani. Tamam hocam oyun içinde var. Ama yani ekstra işler yapması lazım o bölgenin adamları. Çünkü biz orada ekstra iş yapamazsak orada biz gol yiyen, biz savunmayı bilmeyen bir takımız hocam. Şimdi Hakan oynadığı zaman Hakan'ın gelmesiyle beraber Kaan la Salih arkada kalır. Yine Kaan arkayı destekleyecek evet şekilde. Hakan o zaman ön plana çıkacak ki Hakan'ın Barış, Kenan ya da Kerem Arda'ya oynayacağı oyun çok daha farklı. Bak forvet konuşuyoruz görüyor evet musun? Yani işte futbolun özü bu. Onun için seviyor millet Türk futbolu. Evet, evet. Türk milli takımını. Çünkü bakın bir farklılık yaratıyor. Evet hocam.
Yiyor da atıyor da. Aynen. Yiyor da atıyor da. Mesela Gürcüler de öyle yaptı. Evet, hiç korkmadı. İspanyollar üstüne gitti. Dört yiyebilir. Ama oynadı. Golünü de attı. Son 10 dakikada çözüldü. Yani ama başka da tabii dediğin tabii, gibi. Tabii. Bir, iki yani o mesela bakıyorum şimdi geçen bizden evvel Hollanda maçı vardı. Alıyor oradan oraya veriyor, oraya veriyor, oraya veriyor. Van Dijk'a veriyor, Van Dijk sola veriyor. Tamam onlar bak Hollanda Avusturya'ya benzemiyor yalnız. Oraya geleceğiz siz. Bitirin tabii, o işleri de. Şimdi netice itibariyle çok önemli bir galibiyet aldı. Evet. Tamam çok güzel. Ve ve beyanatlar her şey karakterli. Çok güzel. Mert gerçekten çok karakterli bir oyun oynadı. Doğru. Keşke Portekiz maçında da oynasaydı. Onunla ilgili açıklama hala yapılmadı. Bekliyoruz. Ama çok bekliyoruz. Mert'in ortaya koyduğu performans bütün turnuvada tüm kaleciler çok iyiydi. Bizim bir kaygımız vardı. Dünkü maçta da Mert bu kaygıyı giderdi. İnanılmaz derecede güven vardı. Evet. Çıkarttığı son top da çok değerliydi. Çek maçında hatalı iddia. Evet. Yediği golde. Netice itibariyle. Olsun. Netice itibariyle buraya gelmemize de katkı sağladı. Şimdi bitti her şey. Hollanda maçına geliyoruz. Bir şey daha. Arda ve Meri'yi muhakkak konuşalım. Evet. Arda non-stop. Top kaybetmeden oynadı oyunu. Belki basit oynadı ama herhalde İspanya'da hocası Don Corleone ona basit oyna diyor. Çünkü ekstra işler yapma diyor. Şimdi şöyle fiziksel kapasitesi çok kötü olduğu için ligde baktığın zaman 6-7 maç oynadığı için buraya geliş süreci kötü. Tabii. Arda'da en yüksek performansı nasıl? Serbest oynatacaksın. Tabii. İkili mücadelelerde tabii. Sadece tabii. Alan kapattıracaksın. Aldığı topları çok iyi kullanması üzerine bir servis elemanı haline yani, getireceksin. Yani ona göre dizayn ediyor. Yani çok iyi dizayn ediyor. Orada güzel ediyor. Aynen. Yalnız bir şey var. Tabii biz onun artık amcaları, dedeleri gibi duruyoruz. Şey için söyleyeyim, çok hakemlerle konuşuyor. Yani bu kadar... Yok yine bekliyorlar. Tabii. Olmadı o. Yani bundan sonra yani. Biraz zor artık. Evet. Ortaya koyduğu karakter şey. Artık yani rahat bırakın ya rahat adamı. Bırakın adam işini yapsın. Bırakın yapıyor zaten. Düzgün bir iş yapıyor. Ortaya bir karakter koyuyor. Futbolcuları etrafında toplamış. Herkes ona inanıyor. Ortaya koyduğu taktiksel bütünlük sonuç alıyor. Tabii. Ve aldığı sonuç tüm ülkeye yarıyor. Şimdi milli takım bütün ülkenin 85 milyonun takımı. Tabii hocam. Mert'in kurtuluşu Beşiktaşları sadece mutlu etmez. Maalesef böyle oluyor. Evet, öyle oldu. Öyle gördüm oluyor. Çünkü dün akşam. Evet hocam. Maalesef öyle oluyor. Ferdi'nin güzel oyunu, karakterli oyunu Fenerbahçelilere hitap etmez. Tabii hocam. 85 milyonu. Barış'ın ortaya koyduğu hocam ya. Hiçbir şekilde Abdülkerim mesela. 85 milyonu. Bak Abdülkerim'e sitemim var. Galatasaray'daki oynadığı performansı burada çıkamadı. Evet. Ama muhakkak belki yorgundur, şudur. Çok önemli bir oyuncu Abdülkerim. Abdülkerim hem savunmada hem forvette. Van Dijk ayarında bir oyuncudur. Belki abartılı konuşuyoruz. Son iki şeye gelelim. Bir, buyurun. Merih'in maç sonundaki tepkisi, ortaya koyduğu bir işaret. Ya. Siyasi simge olarak. Bakın bu ülkede o takımda da bir sürü farklı görüşte ve inançta ve farklı kimlikte insanlar var. Tamam mı? Biz de sen Ermeni bir vatandaş, ben Alevi bir vatandaşım ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Tabii hocam. Bunun üzerine tabii hocam. Eğer bir siyasi kimlik ortaya koyarsan hele hele bu kadar ağır acıların yaşandığı, travmaların yaşandığı, sosyal ve politik olayların yaşandığı doğru hocam. Ülkede böyle bir kimlik ortaya koyarsan futbolculuğunu da bertaraf edersin. Hiç gerek yok gerek aslında. Yok. Çok iyi bir şey. Oynadığın maçta, tamam. Ekstra oynadığın bir maçta güç hissettiğini, çünkü gücü ele geçirdiğini hissettiğini. Hayır, Juventus'ta yok, Atalanta'da yok. Hiçbir şekilde burada futbolcu kimliğini koruyorsun, her şeyini yapıyorsun. Ama buraya geliyorsun, farklı bir formata geçiyorsun. Bu cesareti... O zaman değerli kardeşime şöyle bir örnek vermek isterim. Kusura bakmasın, çok seviyorum, çok da başarılı. Alnından öpüyorum. Türkiye'yi 85 milyonu sokağa döktü, kutluyorum. Ama o zaman Suudi Arabistan'a gitmeyeceksin. Evet. Çünkü aynı yere gelecek. Buyurun. Oraya geldiğin Suudi zaman... Suudi Arabistan'a gelirsen... Şimdi süremiz kısıtlı oluyor. Buyurun, lütfen. O Hollanda maçına gelin. Yapmaması lazımdı. Evet. UEFA bir şeyler yapmış ama oradan bir şey çıkmaz. Yani netice itibariyle insanlar burada rencide olur. Tabii ya yapma. Olmaz. Ya. Senin tüm insana hitap ediyor. Spor politika üstü. Tabii. 85 bak, milyona hitap ediyor. Ayıramazsın. Enteresan bir şey. Hemen söyleyeyim. Bu takım karakterli bir takım dedik. Doğru. Osman Aşkın Bak'a tepki koymuşlar. Bugün sızdı. Sebebi sen kardeşim her şeye burnu sokuyorsun, kafanı evet. Sokuyorsun, televizyona çıkıyorsun, neredeyse yorum yapacaksın Montella gibi. Ya bir dur. Telefon elde. Yani hocam her yerde de TRT'nin her galibiyette, her mağlubiyette, her beraberlikte çıkmak zorunda değilsin ki. Yani sen belirli yerlerde konuş. Aynen. Yaptığımız değerlendirme ama bana göre Montella büyük bir özürü hak ediyor. Tabii ediyor hocam. Ve bu kadar yıpratılmasına rağmen ortaya ciddi bir karakter koyuyor. Basın toplantısındaki sakinliği.
neler yapacağını çok iyi bilmesi, takım etrafında nasıl sahip çıkmış takımına, nasıl eline almış, takımına sahip çıkması. Bir de şey almış yani, bir şey olmuş mesela, yumuşak yüzlü bir şey ama mesela bazısı vardır ki böyle suratına bakmaz falan filan, böyle mülayim ama diktatör. Evet. Tırnak içinde diktatörlüğü söylüyor. Ya, tabii o oyun başka diktatörü. Bir, yani oyun prensiplerine duyduğu sadakat ve saygıdan bahsediyor. Evet. Karşında şunu da söyle yalnız ya. Gordon Banks'a benzetti ya. Şey Rafting kaleci Gordon Banks var kaleci aynen, dedi ya. Aynen. Hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Bütün gençlere ben Google'da Gordon Banks'ı biliyoruz ama. biz oyunu seyrettik hocam. Allah Allah. Biz biliyoruz. 66. Tabii 66. Gordon Banks. Gordon Banks. Yani kör oldu galiba. Tabii, kör oldu. Kör oldu. Yıl. Evet. Yani yaşıyor mu acaba? Yaşamıyor hocam. Yok. Çok yaşam. Karşılığında kaleci, Almanya kalecisi Tirkovski. Evet. Yani bu vezeyler neler? Bak neler neler. Tamam hocam. Beckham Bauer'ın ilk zamanları. Beckham Bauer'ın ilk zamanları. Hani böyle balta. Evet, evet. Ya. Şeyde. Buyurun hocam. Hemen kısa bir Hollanda yapalım. Hollanda maçı. Hollanda taktiksel bütünlükten ziyade bireysel becerileri daha yüksek bir takım. Tebrik ederim. Yani o bireysel bir özellikle Gakpo tarafından ve aksiyon alanı çok geniş oldu. Hocam Melon. Sonra yaptı, sonradan attı, kullanıyor. Oğlan evet. Gakpo Simon, Javi Simon. Evet, kontrol edilebilecek ve önlem alabilecek bir takım. Oranın da bir avantajı var. Depay bizden. Depay'ın önüne santrafor koymadığı sürece bravo. Böyle devam ediyor. Aynen. Aynısını şey yaptı Arnautovic'e. Evet. Aman dedim almasın. Aman aldı ya öbürünü. Evet, evet. O şeyli ne... Çift santrafor. Evet o orada. Uzun boylu bize 3-4 gol attı. Yine attı golünü o. Şeyde oynayan oğlan ya. Almanya'da oynuyor. Grifrich galiba. Grifrich. Şeyde oynuyor Grifrich. Ya. Almanya'da. Aklımıza gelir. Neyse hocam buyurun. O bitti artık. O defter gitti. Bu şey de önemli. Yani burada da şansımız devam ediyor ve şansımız da var. Hiç enseyi karartmayalım. Bir şekilde ben Montella'ya güveniyorum. Ve burada da bir... Başka bir oyun tarzı oynayacağız. Başka bir oyun tarzı. Bunlara Avustralya'yla oynadığımız gibi oynayamayız. Aynen. Bunlara box to box oynamamız lazım. Bir de lazım. Şey biliyor musun? Bizim her maçı seyreden, sonraki maç için o seyrettiği alakalı yırtıyor. Tabii. Gerçekten yırtıyor. Tabii yırtıyor ama işte bu. Şimdi bak mesela burada Avusturya'ya yaptığın iş olmaz. Evet. Çünkü burada çok teknik adam var. Zaten başka düşünecek. Tabii. Başka bir şey oldu. Bir de bir şey oldu. Yine futbolcuları methediyorum. Teknik direktörü de methediyorum. Bugün methedeye de geçemedik ama gitmek zorundaydık. Mecbur. Hocam Avusturyalıları beklediler. Soyunma odasına gitti. Ondan sonra sevindiler. Evet. Bu bir karakterdir. Aynen. Bu bir ahlaktır. Evet. Kutlarım hepsini. Evet hepsini kutluyoruz. Yani cidden. Şuna bak ya. Değil mi? Ne güzel. Evet. Mesela bencillik yok. Egoistlik yok. Hani biz alkışlayalım yok. Yani o anda beklediler. Çünkü ağlıyor arkadaşlar. Üzüldüler tabii kaybettiler diye. Bir de onlar damdan düştüler hocam. Evet. Yani şimdi ama bakacaksın. Türk milli takımın Çekoslovakya'yı yenmesi, Hollanda'yı yenmesi, Hollanda'yı diyorum. Hırvatistan'ı son dakikada ezmesi, ağlatması. Ya Türk milli takımının bu çıkışları var. Efendim ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim hürmetler ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz efendim.